Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Miraç geceniz mübarek olsun kıymetli kardeşlerim. Bu gece sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam'ın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Sidre-i Münteha'ya yükseldiği İsra ve Miraç gecesidir. Rabbim bütün İslam alemi için hayırlara vesile eylesin. Kur'an-ı Kerim'de İsra olayı, İsra suresinin ilk ayeti kerimesinde şöyle dile getirilmektedir Rabbimiz tarafından. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezî esra bi'abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezî bârakna havlehu linuriyehu min âyâtina. İnnehu huves-semi'ul basir. Sadakallahul azim. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulu Muhammed Mustafa'yı Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. Onun adı ne yücedir. O gerçekten işitendir, görendir. Değerli kardeşlerim, şöyle İslam tarihine bir göz atacak olursak, Miraç'ın hemen öncesinde Allah Resulü Efendimiz'in ve Müslümanların çok zor zamanlar yaşadığını görmekteyiz. Baskılar, boykot ve hüzün yılı. Yani Müslümanları müşriklerin adeta çok zor duruma düşürdü. Onlarla alışverişi, ticareti kestikleri, komşuluk ilişkilerini kestikleri bir dönem. Tam o dönemde Allah Resulü Efendimizin muhterem eşleri Hazreti Hatice validemizin vefatı, sonra onu küçük yaşından itibaren himaye etmiş olan amcası Ebu Talib'in vefatı. Zor zamanlar yaşıyordu Allah Resulü Efendimiz. İşte tam o zor zamanlar yaşadığı dönemde İsra ve Miraç hadisesi vuku bularak adeta Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın gönlüne, yüreğine Cenab-ı Hak tarafından bir su serpilmiş oldu. İsra ve Miraç, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükselmesi olayıdır. Bu kutlu yolculuk pek çok hikmetler ve mesajlar taşımaktadır. Miraç bir erdem yolculuğudur. Bir fazilet yolculuğudur. Miraç bir bereket yolculuğudur. Miraç bir ümit ve diriliş yolculuğudur. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın Miraç'tan getirdiği, ümmetine getirdiği, insanlığa getirdiği bazı hediyeler vardır. Bunların başında 5 vakit namaz gelmektedir. Rabbimizin İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar diye tanımladığı ibadetlerin başı ve müminlerin miracı olan namazı bu Miraç gecesinde Cenab-ı Hak Peygamber Efendimize ve bütün Müslümanlara, bütün müminlere farz kıldı. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ibadetlerle ilgili şöyle buyurmaktadır.
يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اُرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler, ey müminler! Rükû edin, secdeye varın, Rabbinize kulluk edin ve iyilik yapın ki kurtuluşa eresiniz. İşte ibadetlerin en önemlisi, dinin direği dediğimiz es-salatu imadü'd-din diye Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın namaz dinin direğidir ifadesiyle tarif ettiği, tanımladığı namaz Miraç gecesinde farz kılınmıştır. Es-salatu miracul mu'minin buyuruyor yine Peygamberimiz. Namaz müminlerin miracıdır. Nasıl ki Allah Resulü Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den, Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya, oradan göklere nasıl uruç ettiyse, yükseldiyse, müminler de, müminlere de öyle bir hediye getirdi ki, günde 5 vakit Rabbimizin huzuruna durarak, ona niyaz ederek adeta ruhen yükselmiş oluyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz müminlerin miracıdır hadisi şerifinden biz bunu anlıyoruz. Rabbim hepimize günde 5 vakit namazı kılarak ruhen yükselmeyi, yücelmeyi nasip eylesin inşallah. Mevlid okuyoruz. Hocalarımız, kardeşlerimiz biraz önce bir bölümünü okudu bir hocamız. Biraz sonra devam edeceğiz inşallah. Mevlid-i Nebi'nin yazarı Süleyman Çelebi Hazretleri Miraç konusunu Mevlid-i Nebi'de dile getirirken şöyle diyor: Sen ki Miraç eyleyip ettin niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz. Her kaçan kim bu namazı kılalar, cümle gök ehlin sevabın alalar. Diyor ki, sen ki Miraç'la Sidre-i Münteha'ya yükseldin, ümmetine oradan namazı getirdin ve namaz kılarak onların da yükselmesini sağladın. Her kim ki günde 5 vakit bu namazı kılarlarsa cümle gök ehlin sevabını alırlar diyor. Alırlar. Yani Süleyman Çelebi Hazretleri bu olayı çok güzel bir şekilde mısralarına bu şekilde dökmüştür. Değerli kardeşlerim, bir diğer hediyesi Peygamber Efendimizin Miraç'tan getirdiği Bakara suresinin son 2 ayeti. Yine biraz önce hocamız okudu. Âmener Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn diye başlayan Bakara suresinin 286. ve devamındaki 287. ayeti kerimesi. Özetle bu ayeti kerimelerde imandan bahsediyor Rabbimiz. Bütün peygamberlere Allah'a imandan, peygamberlere imandan bahsediyor, kitaplara imandan bahsediyor. Sonra Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar ifadesi geçiyor. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha laha. Ve devamındaki Rabbena diye başlayan kısımlarda da müminlerin özellikle nasıl dua etmesi gerektiği noktasında örnekler veriyor Rabbimiz. Örnek gösteriyor bize. Diyoruz ki Rabbimiz unutursak ya da hata edersek işlemiş olduğumuz şeylerden bizi sorumlu tutma Allah'ım diye dua etmemizi istiyor Rabbimiz. Bizden öncekilerin üzerine yüklediğin o ağır yükleri bizim üzerimize yükleme ya Rabbi diye dua etmemizi istiyor. İnşallah bu şekilde dua ederek Miraç gecesinin büyük hediyelerinden birisi olan bu dualarımızı yapar ve Rabbimiz dualarımızı kabul eder inşallah. Değerli kardeşlerim, bir diğer hediye ümmetinden
şirke düşmeyen herkesin sonunda cennete gireceği müjdesidir. Bunu müjdelemiştir Allah Resulü Efendimiz Miraç gecesi bütün müminlere, ümmetine. Kardeşlerim, İsra suresi bu hadisenin anlatıldığı bir sure. Dolayısıyla bu surede Rabbimizin bütün insanlık için, bütün müminler için istediği, emrettiği bazı ilkeler vardır. Bu ilkelerin neler olduğunu kısaca başlıklar halinde birlikte anlamaya çalışalım. Bunlardan birincisi Allah'tan başka ilah edinmemek gerektiği hususudur. Rabbimiz buyuruyor ki: "La tec'al ma'allahi ilahen ahara fetek'ude mezmumen mahzule." Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olursun. Onun için müminlerin en çok dilinden dökülen zikir olarak biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlelerini ifade ediyoruz. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa onun kulu ve Resulüdür. Onun için Efdalü zikri La ilahe illallah buyuruyor Peygamber Efendimiz. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah sözünü Peygamber Efendimiz bütün insanlığa öğretiyor. İsra suresinden alacağımız ikinci ders, ana babaya iyi davranmak. Rabbimiz buyuruyor ki, Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme, onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle buyuruyor Efendimiz, Rabbimiz İsra suresinde. Bir üçüncüsü akrabaya ve muhtaçlara iyilik etmek. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Aynı zamanda israftan uzak durmamızı da Rabbimiz bütün insanlıktan, bütün müminlerden istiyor ve buyuruyor ki: "İnnel mubezzirine kanu ihvane'ş-şeyatin ve kana'ş-şeytanu li rabbihi kefura." Çünkü savurganlar, müsrifler, israf edenler şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Değerli kardeşlerim, özellikle millet olarak, müminler olarak israftan uzak durmamız Rabbimizin bizlerden istediği en önemli emirlerden birisidir. Dünyanın haline bakınız. Dünyanın bir tarafı açlıktan ölürken diğer tarafı tokluktan ölüyor. Her 3,5 saniyede bir insan açlıktan ölüyor. Ama dünyanın doğu tarafında, özellikle Afrika'da, Orta Asya'da ve diğer yerlerde fakirlik, fukaralık var. Ama dünyanın batı tarafında tokluktan ölüyor insanlar. Bu da yine yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkan bir gerçektir. Eğer tokluktan ölen insanlar fazla yemese de insanlara yardım etseler, fakir fukaraya, garip kuraba insanlara yardım etseler, kendileri de kurtulacak, diğer insanlar da kurtulacak. İnşallah bu geceden alacağımız ders, İsra suresinden alacağımız derslerden birisi de bu olsun. Bir diğer ilke, cimrilikten kaçınmak. Müminlere cimrilik yakışmaz, mümine cimrilik yakışmaz. Rabbimiz buyuruyor ki, eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma, israfkar da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin buyuruyor. Bir diğer ilke, çocukların hayatını korumak. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاكُ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ
inne katlehum kana hit'en kebira. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Yani ana rahminde iken çocukları aldırmayın. Çocuklarınızın canına kıymayın. Ayet-i kerime bunu bizlere anlatıyor. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz buyuruyor Rabbimiz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Buradan alacağımız mesaj da gerçekten çok önemlidir. Ana rahmindeki o yavrunun hayatını yok etmek bir katilliktir. Onun dünyaya gelmesine engel olmak Rabbimiz tarafından çok büyük bir günah olarak bizlere anlatılmaktadır. Bir diğer ilke yetim malı yememek. Rabbimiz bu konuda da buyuruyor ki وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنْ Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahit sorumluluk doğurur. Bir diğer ilke ölçüyü, tartıyı tam yapmak. Yine buyuruyor ki Rabbimiz ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir. Zinaya yaklaşmamak yine en önemli emirlerden birisidir. Rabbimiz buyuruyor ki وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَب۪يلًا Zinaya yaklaşmayın çünkü o hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur. Değerli kardeşlerim, İsra suresinde yine birkaç ilkeyi sizlerle paylaşarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Bilmediği şeyin peşine düşmemek, bilgisiz hüküm vermemek. Rabbimiz buyuruyor ki وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Yani gıybet etmeyin, insanları arkasından çekiştirmeyin. Bilmediğiniz bir konuyu biliyormuş gibi anlatmayın. Bir fasık size bir haber getirdiği zaman araştırın. Doğru mu, yanlış mı tespit edin ve ondan sonra onu söyleyin. Bir ayeti kerimede de böyle buyuruyor. Son olarak şu ilkeyi ifade edeyim. Büyüklük taslamaktan sakınınız buyuruyor Rabbimiz. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin diye böbürlenen, kibirlenen insanları bu şekilde uyarmış oluyor. Değerli kardeşlerim, Miraç'ın bize hatırlattığı değerlerin en önemlisi elbette Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa işte Kur'an-ı Kerim'de doğrudan doğruya ismi geçen Sübhanellezî esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa ile ahiril ayet. Doğrudan doğruya Rabbimiz ismini anarak Mescid-i Aksa'yı bize anlatmaktadır. Dolayısıyla Mescid-i Aksa özgür olmalı diyoruz. Mescid-i Aksa özgür değilse Müslümanların ruh ve gönül özgürlüğü de yok demektir. Bu gece bu hakikati yeniden tefekkür etmeli, yeniden düşünmeliyiz. Bütün İslam alemi olarak, bütün Müslümanlar olarak bu gerçeğin farkına varmalıyız. Bu mukaddes gecenin Mescid-i Aksa bilincini, özlemini ve gayretini artırarak Miraç'ın mabedinin selametine, işgal ve zulmün bertaraf edilmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç gecesinin zihinlerimize berraklık, kalplerimize ferahlık, akıllarımıza genişlik ve hayatımıza huzur getirmesi dileğiyle aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç gecesini tebrik ediyor. Bu gecenin bütün Müslümanların
birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesini ve insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Allah hepimizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Şeytan Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى
اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة Miracı oldum.
محمد آنسی Ol sadeften doğdu oldur danesi. Çünkü Abdullah'tan oldu hamile. Vakt erişti hefte bu eyyam ile. Hem Muhammed gelmesi oldu yakin. Çok alamet ile gelmedin. Ol Rabiyyül Evvel ayin nicesi. On ikinci gecesinin gecesi. Ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kim doğdu ol hayrul beşer, anesi anda neler gördü neler dedi gördüm ol Habibin anesi. Bir acep nur kim güneş pervanesi. Ben kurup çıktı evimden nagehan, göklere dek nur ile doldu cihan. Gökler açıldı ve fetholdu zulem. Üç melek gördüm elinde üç alem. Biri meşrik, biri mağrib teanın. Biri damında dikildi Kabe'nin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. İndiler gökten melekler, saf saf yaradılalı cihan gelmiş değil. Bu senin oğlun gibi kadri cemil bir anaya vermemiştir ol celil. Bu gece dünyayı ol cennet.
hürmet kılar. Bu gece Şia-i Hak rahmet kılar. Bu gece şadan olur erbab-ı din. Bu geceye can verir ashab-ı din. Matla-i nur ilahi dir yüzün ya Mustafa. Cümle vahyi asmanidir sözün ya Mustafa. Leyle-i Miraç'ta buldun çün makamı kurbera. Aşikare gördü gözün Allah'ı ya Mustafa. Aşikare gördü Allah'ı gözün ya Mustafa. Rahmeten lil alemindir Mustafa. Hem şefi'al müzdibindir Mustafa. Vasfını bu resme tertip ettiler. Ol mübarek nuru terzip ettiler. Amine ider çuvak doldu tamam. Kim vücuda gele ol hayrul enam. Susadın gayet hararetten kati. Sundular bir cam dolusu şerbeti. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Şerbeti sunduk da huriler. Bunu sana verdi Allah dediler. Kardana gidi ve hem soğuk idi. Lezzeti dahi şekerde yok idi. Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Geldi bir an kuş kanadıyla revan, arkamı sardı kuvvetle eman. Doğdun saaton sultanu din, nura gark oldu semavat-ı zemin. Es-salatu es-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu es-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu es-selamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Amin. E'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin.
والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ey bizleri sonsuz kudretiyle yaratan, sayısız nimetleriyle yaşatan, sınırsız rahmetiyle kuşatan yüce Rabbimiz. Senin birliğine, varlığına iman ettik. Gönderdiğin elçilere ve son elçiye itaat ettik. Kelamın Kur'an-ı Kerim'e ittiba ettik. Gönderdiğin dini mübini İslam'a razı olduk. Bu imanımızı ve ikrarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, imanımızı namaz ve ibadet gıdası ile beslemeyi, ahlak-ı Muhammedi ile süslemeyi, takva libasına bürümeyi, ihlas kalesinde korumayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Serhat şehrimiz, Kırklareli'mizin bu tarihi Hızır Bey Camii'nde senin divanına durduk, kıyam ettik. Hazreti Peygamberimize sevgimizi, saygımızı ifade ettik. Ya Rabbi, bizleri sevginden, Hazreti Peygamber'in sevgisinden, sevdiklerinin sevgisinden ayırma ya Rabbi. Miracını idrak ettiğimiz bu kutlu gecede bizleri, nefsimizi, zürriyetimizi güzel dinimizin değerleriyle buluşarak yücelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Din-i devlet, mülk-ü millet namına hudut boylarında nöbet bekleyen, gözleri hedefte, elleri tetikte, güvenlik güçlerimizi, kuvvetlerimizi görünmez ordularınla destekleyerek daima muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, aziz şehitlerimizin ruhlarını şad eyle. Milletimizin birliğini, beraberliğini daim eyle. Günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, amin diyen cemaatimizi, milletimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً
İn ahsantum ahsantum li anfusikum ve in asatum falaha. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. صدق الله العظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bir gece Muhammed'e çalaptan geldi Burak. Bir gece Muhammed'e çalaptan geldi Burak. Seni okur Zülcelal, ne durursun kıl hazırlık, ne durursun kıl hazırlık. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nice bin yıllık yola bir anda vara gele. Nice bin yıllık yola bir anda vara gele. Yunus ey dün kim ola, ol Muhammed bir mutlak.
aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sahibu tacı vel burak fi leyletil miraç. Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa salavat. Söyleşirken Cebrail ile kelam geldi, refref önüne verdi selam. Aldı ol şahı cihanı ol zaman, Sidre'den gitti ve götürdü hemen. Bir feza oldu o demde Rûn'uma. Ne mekan hal, aklı fikret mezuhani, fehmu hal. Bir feza oldu o demde Rûn'uma. Her biri silden geçerken yine ruhu emrolurdu ya. Hep gök ehli cümle karşı geldiler Mustafa'ya, izzet ikram kıldılar. Merhaben bik ya Muhammed dediler. Ey şefaat kan Ahmed dediler. Her biri kutluladı miracını dediler. Giydin saadet tacını. Yürü ki meydan senindir bu gece, sohbeti sultan senindir bu gece. Ermedi evvel gelen bu devlete, kimse layık olmadı bu rifate. Dedi ki matlubu maksudun benim,
Sevdiğin can ile mabudun benim, gece gündüz durmayım istediğin. Ola ki görsem cemalin dedin. Hak Teala dal erişti bir lidaya. Muhammed ben sana kıldım ata. Ümmetini sana verdim ey Habib. Cenneti ya Habibim, nedir ol ki dilediğin? Bir avuç toprağa minnet meyledin. Zatıma bir rahat edindin. Zatını bile yazdın adım ile. Sen ki mirac eyle yübettin niyaz ümmetim, miracını kıldım namaz. Çünkü her türlü ibadet bundadır, Hakk'a gurbiyetle vuslat bundadır. Nusretinle verme ya Rab, ehli İslam'a zeval. Hem zelil et, kafirunu mağlub eyle. Zülcelal, sırrı sübhan ellezî esrâ ile şad olalım. Hem bu gece esrar ile abad olalım. Sure-i İnna fetahna hürmetine bu gece. Fethet Allah'ın kulubi müminini bu gece. Sen ki kıldın ol Habibi hem rahufu hem rahim. Bu hicabi senden ister ol cevali zatını. Lütfet Allah'ım, kerem kıl, sil de seyyiatını. Ya ilahi ol Muhammed hakk için, ol şefaatkanı Ahmed hakk için, ol sülûk-i seyri âli hakk için, Kudüs-ü Kâbe, Merve, Zemzem hakk için, gözü yaşı hak için aşıkların, bağrı başı hak için sadıkların. Ya ilahi
sana layık kullarıyla demet, ehli derdin sohbetine mahremet. Hem Süleyman fakire rahmet et, yoldaşın ya ilahi kıl ve bizi dalin. Bu duaya cümlemiz diyelim amin amin. Ümmetinden razı olsun ol mu'in rahmetullahi aleyhim ecma'in. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve'anfu anna ya kerim. Ve'anfu anna ya rahim. Vağfir lana zunubena bifadlike ve cudike ve keramike ya ekramel ekramin ve ya erhamer rahimin. Ey yerlerin ve göklerin sahibi, kainatı ve bütün mevcudatı yoktan var eden Yüce Mevlamız, Peygamberimizi derin bir üzüntüden kurtarıp teselli verdiğin, Leyle-i Miraç'a bizleri ulaştırdın. Sana hamd ediyoruz. Hamdimizi kabul buyur ya Rabbi. Ey zamanın ve mekanın yegane sahibi olan Rabbimiz, Amener Resulü de bize öğrettiğin ayetlerle imanımızı dile getiriyor. Sana teslimiyetle yalvarıyoruz. Af ve mağfiretin bol olduğu bu gecede dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ey kıblemizin sahibi ve namazda bizleri dirilten Rabbimiz, miracımız olan namazı bizlere maddi ve manevi yükseliş ve yüceliş eyle. Kıldığımız namazları dergahı izzetinde kabul eyle. Bizleri namaz sorumluluğunu tüm ruhuyla kabullenerek namaza sadakatle bağlananlardan ve hakkıyla icabet edenlerden eyle. Ey affetmeyi seven, affedici olan Rabbimiz, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesini gönderdiğin bu gecede bizleri ve cümle geçmişlerimizi affeyle. Miracın müjdelerini fırsat bilerek lekelenen kalplerimiz günahlarımız için nedametle tövbe ve istiğfar ediyoruz. Kabul buyur ya Rabbi. Ey rahmeti gazabından üstün olan Rabbimiz, Efendimizin hüzünlerini giderdiğin
ümitlerini yeniden yeşerttiğin gibi bizlerin de hüzünlerini gider ya Rabbi. Miraç vesilesiyle imanımızı güçlendirmek ve Hazreti Ebu Bekir gibi sıdk makamına erişmek için bizlere güç ve sebat ver ya Rabbi. Allah'ım, bizleri Müslümanların derdiyle dertlenen, onların sıkıntısına ortak olan, onlara yardım etme bilinci ve gayreti içerisinde yaşayan şuurlu müminlerden eyle. Ey vaadinden dönmeyen Mevlamız, bu gece hürmetine İsra ve Miraç hadisesinin gerçekleştiği ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'yı zalimlerin esaretinden kurtar ya Rabbi. Bu geceyi Kudüs'te ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan mazlum ve mağdur olan Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile eyle. İnananlara zulmeden, yeryüzünde fesadı yayan, kan ve nefret saçan insanları zelil eyle ya Rabbi. Huzurumuzu bozmaya, bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, millet varlığımıza kasteden hainlere fırsat verme ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi, birbirimize duyduğumuz sevgiyi daim eyle. Allah'ım, kutsal değerler için mücadele eden inançlı ordumuzu, polisimizi, güvenlik güçlerimizi her daim muzaffer eyle. Ey kalplerimize hükmeden Rabbimiz, kalplerimizi senin razı olduğun yöne çevir. Dünyanın geçici sevgisiyle kalplerimizi meşgul eyleme. Ebedi hayatın kalıcı sevgisine yönlendir. Allah'ım, kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, sözümüzü yalandan, gözümüzü haramdan muhafaza eyle. Bizlere helal ile yetinerek haramdan sakınmayı, emrine itaat ederek günahlardan uzak kalmayı nasip eyle. Ve lütfunla bizleri kimseye muhtaç eyleme. Allah'ım, hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle. Şu anda yapmış olduğumuz duamıza bu camide ve ekranları başında amin, amin, amin diyerek iştirak eden kardeşlerimizin gönüllerindeki hayırlı muratlarını kendilerine lütfeyle Allah'ım. Ey isteyene muradını vermekte cömert olan Rabbimiz, senden her şeyin hayırlısını talep ediyoruz. Bizlere göz aydınlığı olacak hayırlı evlatlar nasip eyle. Çocuklarımızı salih ve saliha eyle. Kendilerini ömür boyu muvaffak eyle Allah'ım. Onları ve bizleri kazalardan, belalardan, kötü alışkanlık ve bağımlılıktan, kötü çevrelerden, batıl akımlardan, her türlü dertten ve şerden muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere sana kulluk ederek geçireceğimiz, ibadet ederek değerlendireceğimiz hayırlı, sağlıklı, bereketli bir ömür nasip eyle. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınıyoruz. Senden başka gidecek kapımız, sığınacak yerimiz yok. Rahmetine güvenip, mağfiretini umarak sana yalvarıyoruz. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affeyle Allah'ım. Affa layık olmasak da, okunan Kur'an hürmetine, bu gece Miraç'a yükselttiğin Efendimiz hürmetine, Efendimiz'e Mescid-i Aksa'da cemaat olan Nebiler hürmetine, aramızda bulunan yaşlılar, günahsız yavrularımız hürmetine, bizleri affeyle ya Rabbi. Affedilmedik hiçbir günahımızı bırakma. Örtülmedik, gizlenmedik hiçbir ayıbımızı bırakma. Devasını vermediğin hiçbir derdimizi bırakma ya Rabbi. Rahmet tahtının sahibi olan Mevlamız,
bu gecenin feyiz ve bereketinden istifade etmek üzere namazlarımızı kıldık, Kur'an meclisinden nasiplendik, ellerimizi açıp boynumuzu büktük. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, aramızda bulunan kardeşlerimizin okuduğu hatimleri, getirdiğimiz tekbirleri, salatu selamları, yapmış olduğumuz tesbihatları dergahında kabul eyle ya Rabbi. Elde ettiğimiz sevabı iki cihan serveri efendimizin aziz ruhuna hediye ediyoruz, vasıl eyle. Bizleri cennette efendimize komşu eyle ya Rabbi. Bütün nebilerin, efendimizin aile efradının, ashabının ve İslam dinine hizmet eden bütün ehli imanın ruhlarını hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Burada el açıp amin diyen, ekranları başında bizleri izleyerek dualarımıza iştirak eden bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarını hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Allah'ım, ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin, namusumuz çiğnenmesin diye en aziz varlıklarını bu yüce değerler uğruna feda eden, Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, Sakarya'dan 15 Temmuz'a kadar bütün şehitlerimizin ve vefat etmiş olan gazilerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Recep-i Şerif'in sonuna yaklaştığımız bu anlamlı gecede Efendimizin sana yalvardığı gibi yalvarıyoruz. Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizler için hayırlı ve mübarek eyle ve bizleri Ramazan ayına eriştir ya Rabbi. Bizleri imanla şereflendiren Mevlamız, bizlere istikamet üzere yaşamayı, imanla can vermeyi son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırız. Günahkar dillerimiz, katılaşmış kalplerimizle ancak merhametine sığınarak yaptığımız dualarımızı kabul eyle. Dualarımızı Efendimizin yaptığı dualara ilhak eyle. Kabe'de bu gece Mescid-i Aksa'da yapılan dualara ilhak eyle. Kabul buyur, reddetme ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Ve selamun ala cemii'il enbiya'i vel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.